Şimdi Interstellar filminin yapımcısı ve bilimsel danışmanı Kip Thorne bir kitap yazdı. Yıldızlar Arası Bilimi diye bir kitap ve filmle aynı zamanda piyasaya sürüldü. Türkçe'ye de çevrildi. O kitapta şunu söylüyor, bilimsel kuramları üçe ayırıyor. Bir, ispatlanmış, gözlenmiş, tamamen doğrulayan inandığımız kuramlar. Örneğin özel görelilik kuramı, genel görelilik kuramı. Bir, bu tip kuramlar var. İkincisi, henüz teknolojik olarak başaramasak da başaracağımıza inandığımız kuramlar var. Mesela Mars'a gitmek, yani bilimsel açıdan kağıt üstünde mümkün. Ama teknolojik açıdan bazı sorunlarımız var. Üçüncüsü ise spekülatif kuramlar. Örneğin solucan delikleri. Bu hala spekülatif bir kuram. Örneğin sicim kuramları ya da örneğin ek boyutlar. Yani Yıldızlar Arası filminde beşinci boyuta geçiyorlar ki öylece zamanda geriye gidip, daha doğrusu geçmiş zamana mesaj gönderebiliyorlar. Filmi izlemeyenler için bilmiyorum spoiler olmasın ama bazı spekülatif kuramlar kullanılıyor. Kip Thorne üçe ayırıyor bu bilimsel kuramları ama bu spekülatif kuramlar yine de bilimsel kuramlar. Şöyle ki diğer bilimsel kuramlarla çelişmiyor ve gerçekleşme ihtimali var. Yani doğru çıkma ihtimali var, yanlışlanma ihtimalleri de var. O yüzden bilimsel kuramlar. Ama örneğin kara deliklerin yakınına gidersek zaman yavaşlaması, bu ispatlanmış bir kuram. Yeryüzünde de birçok deneylerle ispatladığımız bir kuram. Bu kullanılıyor örneğin Yıldızlar Arası biliminde. Kara deliğin yakınındaki bir gezegene gidiyorlar ve böylece kendileri için zaman yavaşlıyor ama dünyada çok uzun süre geçmiş oluyor. Bunlar gerçek. Gerçekliği ispatlanmış kuramlar. Ama solucan deliği henüz ispatlanmamış. Spekülatif bir kuram ama ispatlanma ihtimali var. Doğru olma ihtimali var. Diğer bilimsel kuramlarla da çelişmiyor.